Merhabalar değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlarım. Ben Gezgin Nuri. Atabey Türk Ocakları İzmir İl Beyliği'nin üyesiyim. Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci Bey. 2020 yılında destek yayınlarından çıkan, bugüne kadar 14 kez basılan, Türkiye'nin en çok okunan kitapları arasında yer alan, dünyanın 111 ülkesinde Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci'nin diğer 14 kitabıyla birlikte milli kütüphanelerde ülkelerin kendi isteğiyle yer alan, çok önemli belgeleriyle birlikte anlatılan Atatürk'ün Katilleri kitabı, Hüseyin Hakkı Kahveci'nin Atabey'in yazdığı kitabı, 381 sayfa 140 suikasti sizlere anlatıyor. Atatürk'ün katilleri olduğunu ve ölmediğini, öldürüldüğünü anlatıyor. Şimdi 1935 yılında planlanan suikast konusundan 122. sayfadan devam ediyorum. 1935 yılının sonuna doğru Mustafa Kemal'e yapılması planlanan bir suikast girişiminin açığa çıkarıldığına dair haberlerin basında yansımasından sonra Türkiye'nin gündemine uzun süre meşgul eden konulardan birisi olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hasan Rıza Suayak'ın anılarında 1935 yılında Temmuz ayı içinde İngiliz Büyükelçisi Sir Percy Lorne'nin dönemi İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya Ürdün'de Atatürk'e karşı bir suikast planı yapıldığına ve suikastçilerin Türkiye'ye hareket ettiklerine dair bir not verdiğini söylemektedir. Soyak bu haber üzerine özellikle güney sınırlarında sıkı tedbirler alındığını, nitekim Ağustos ayında da Maraş Valiliğinden gelen bir şifre telgrafla Suriye'den ülkeye gizlice giriş yapan Yahya adlı birisinin yörenin zenginlerinden Üzeyir tarafından jandarmaya teslim edildiği haberlerinin verildiğini söylemektedir. Bu belge Emniyet Genel Müdürlüğü arşivlerinden 8 Mayıs 1935'te alınıyor. Yani bakın hep belgeler şu alt kısımlarda nereden geldiğini kanıtlı belgeli bir şekilde dosya numarası şeklinde Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci almış. Bu kitabın içinde hepsi yer alıyor. Türk emniyet görevlileri Suriye'deki ajanları vasıtasıyla yapılan hazırlıklardan haberdar olunduğundan çok kısa süre sonra bu suikast girişimini Çerkez Ethem'in organize ettiği anlaşıldı. İlk aşamada büyük bir ihtimalle olayı tam olarak açıklığa kavuşturabilmek için gizli tutulan bu suikast girişimi Ekim ayı ortalarından itibaren basın aracılığı ile kamuoyuna da duyurulmuştur. Basında yer alan haberlere göre güvenlik güçleri suikastçilerden Çerkez Yahya'yı Türkiye'ye giriş yaptıktan hemen sonra Kahramanmaraş'ın Andırın kazasının Kümbetir Yeşiltepe köyünde Çerkez Üzeyir'in evinde yakalamışlardır. Buna göre 150'liklerden Çerkez Ethem'in adamlarından biri olan Yahya adlı bir asker kaçağı Mustafa Kemal Atatürk'ün öldürülmek üzere yanında bulunan 4 kişi tabanca ve bombalarla Suriye sınırından giriş yapmışlardı. Yahya'nın Ankara'da alınan ifadesinde basında yer alan bilgiler teyit edilmiştir. Amman'da Çerkez Ethem Reşit ile uzun müddet görüştüklerini ve Reis-i Cumhur Atatürk'e suikast yapmak üzere adı geçen diğer kişilerle birlikte Türkiye'ye gönderildiklerini, Türkiye'den de bazı kimselerin kendilerine yardım edeceklerini itiraf etmiştir. Böylece ilk nezaret altına alınan şahıslar Çarşamba ilçesinin Yukarı Oltu köyünden asker kaçağı Yahya Andırın ilçesinden Kündedir köyünden Hasan oğlu Üzeyir ve kardeşi Arif Göksun ilçesinden Mehmet Bey köyünden Ahmet oğlu Şaban Çavuş ve kardeşi İsmail Maraş'ta oturan çiftlik sahibi İdris ve Çokak Bucağı müdürü Elbistanlı Şemsettin olmuşlardır. Ankara Cumhuriyeti'nin genel saymanı Ankara Cumhuriyet Genel Saymanı B. Baha Arıkan ortaya çıkarılan komplo hakkında şunları söylemiştir. Suriye'de Çerkez Ethem'in
tahrikiyle bir suikast planı yapmak için gizli ittifak yapmışlar. Suikastçiler takriben 1,5 ay önceye kadar sınırı geçmeye çalışırlarken Andır'ın kazasındaki Kümbetür köyünde yakalanmışlardır. Yapılan tahkikattan sonucunda, yani araştırma ve inceleme sonucunda Urfa Seylavı Ali Sahip Ursavaş da olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 18-10-1935 tarihinde dokunulmazlığı kaldırılarak tevkif edilmiştir. Olay ilk tahkikat sahasında olduğu için daha fazla bilgi veremeyeceğim. Kamuoyunda suikastin tartışmaları sürerken basında yer alan bu ifadede geçen bir husus gündemi sarsmıştır. Buna göre suikast planlayıcıları arasında o güne kadar Atatürk'e aşırı bağlılığı ile tanınmış olan Urfa'nın kuruluşunda büyük hizmetler geçmiş olan Urfa Saylavı Vekili Ali Sahip Ursavaş'ın da adı geçmektedir. Ali Sahip Ursavaş'ın da adı geçmektedir. Türkiye'de bu işi idare edenler Urfa mebusu Ali Sahip Bey ile Maraş'ta çiftlik sahibi İdris ile Çokak Bucak Müdürü Şemsettin'dir. Dediğine ileri sürmüştür. Bu ifadeye göre Ur Savaşı'nda bu gizli birleşmede eli vardır ve suikast için Türkiye'ye gelen adamları yönetmesi üzerine bu suikast üzerine almıştır. Bakalım belge numarası. Asıl işi jandarma zabitliği olan Ur Savaş Milli Mücadele döneminde Urfa dolaylarında hizmet etmiş, daha sonra da oradan milletvekili olmuş birisi. Belge 20 Ekim 1935'te devletin arşivinden alan tarih. Şimdi bu iddialar üzerine Ur Savaş başlatılan suikast soruşturmasına dahil edildi. Bu kapsamda mebus olan Ur Savaş hakkında, yani milletvekili olan Ur Savaş hakkında kanuni soruşturmanın yapılabilmesi için Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 12. maddesi çerçevesinde hazırlanan Başbakanlığın 17 Ekim 1935 günü ve 2744 sayılı tezkeresiyle dokunulmazlığının kaldırılması istenildi. Ali Sahip Ur Savaş konuyla ilgili olarak mecliste yaptığı konuşmada kendisine iftira atıldığını ve soruşturma sonucu suçsuz olduğunu anlaşılacağını belirtti. Ancak dokunulmazlığı kaldırılan Ur Savaş 18 Ekim günü tutuklandı. Mahkeme sırasında Ur Savaş'la ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nün arşivinde bulunan bazı gizli raporlar ortaya çıkmasıyla ilginç bir durum oluşmuştu. Bu raporların birisinin de Ur Savaş'ın gazi ancak bizlerin sayesinde bu mevkiye erişmiştir. O olmasaydı da ben olsaydım, arkadaşlarım beni ileri sürselerdi gazi ben olurdum. Bununla beraber ne zaman istersek onu yine eskiye çevirmek bizim elimizdedir dediği ileri sürülmüştür. Basında yer alan haberlere göre suikast girişimiyle ilgili yeni gözaltılar ve tutuklamalar bu isimlerle sınırlı kalmamış. Özellikle yurt dışında bulunan bazı şahıslar yakalanması yönünde çalışma başlatılmış. Suikast teşebbüsünde şüpheli olarak görülen en önemli kişilerden biri olan Kudüs Mave Re-i Şeria parlamentosu üyelerinden Esat Paşa tekif edileceğini anlayınca firar etmiştir. Suikast ile bağlantılı olarak milli mücadele esasında Yunanistan'a kaçarak oradan Filistin'e geçen eski Osmanlı subaylarının Fahya'da, bu belgelerde Emniyet Genel Müdürlüğü 16 Eylül 1935'te ve 18 Ekim 1935'te Emniyet Genel Müdürlüğü arşiv numaralarıyla kitabın içinde yer alıyor. Hemen altında sayfanın tevfik edildiğine dair haberler basında yer almıştı. Savcının hazırladığı iddianamede adı geçen bir diğer şahıs ise
150'likler listesinde yer alan Kuvayi İnzibatiye'de mitralyöz ve kumandanı ve damat Ferit'in yaveri Tarık Mümtaz idi. Atatürk'e suikast olayının yeni çıktığı günlerde firari bazı şahıslar arasında gerçekleşen bir toplantı Tarık Mümtaz'ın şüphelilerin arasında dahil olmasına neden olmuştu. Tarık Mümtaz ile Rehaniye'de Çerkez Reşit ve Bedir Keden Çerkez Ömer Münbiç'te bir araya gelerek Münbiç milletvekili Nedim'in evinde içeriği anlaşılmayan bir toplantı düzenlemişlerdir. Bu suçlamadan dolayı Vahdet gazetesinde bir mektup gönderen Tarık Mümtaz şüpheli bir kısım şahıs adamların arasına isminin karışmasına derin bir hayret ve teessürle haber aldığını söylemiş ve hiçbir teşkilatın müdürü, müfettişi ve üyesi olmadığını, hiçbir makam, kurum, cemiyet, komite, kulüp ve kişiden Suriye'den yaşadığı 10 yıl süresince hiçbir para almadığını, almayacağını, gerçeğin açığa çıkacağı günün yakın olduğunu inandığını söyleyerek kendisini savunmuştur. Çerkez Ethem ve kardeşleri yardım edenlerin sadece Ali Sahip Ursavaş ve eski Osmanlı zabitleri ile sınırlı olmadığını, neticede bulunan Halife Abdülmecit'in de Atatürk'e karşı planlanan bu olayın içinde olduğunu bilgisini vermiştir. Halifenin Ethem'e para yardımı yaptığı iddia edilen haberin ayrıntılarında bu tahkikatların yani araştırmaların ve incelemelerin Türkiye'nin talebiyle yapıldığı yazılarak Amman'da 3 kişinin daha yakalandığını bilgisi aktarılmıştır. Bu kişilerin suikast planlarına önderlik yapan Çerkez Ethem'in kardeşi Tevfik, boksör Edip Kemal ve Kazım İsmail olduklarını, bunların Türkiye'ye iade edileceklerini kesin olmadığını bilgisi verilmiştir. Bu belgede 26 Ekim 1935'te Haifa'da 3 eski Osmanlı zabiti tutuldu. Belge Emniyet Genel Müdürlüğü arşivinde 26 Ekim 1935. Çerkezlerin Amman'da kurmuş oldukları El Cemiyetil Çerkeziye adlı kulüpte yapılan araştırmalarda suikast teşebbüsüne ait çok sayıda evrak ele geçirildiği ifadesi edilmiştir. Ayrıca Mavera, Şaria ve Filistin'de yapılan tutuklamalarda hainlerin sayısının 100'den fazla olduğu ve bunların bazılarında eski Osmanlı zabitlerinden olduğu bildirilmiştir. Suikastla ilgili tahkikat yani araştırma devam ederken Suriye, Türkiye sınırının yakın olan Payas'ta 18 kişinin olayla ilgili olarak tutuklandığını ancak eski zabitlerden Ahmet Sürür'ün teslim olmadığı için jandarma tarafından öldürüldüğü haberi dikkat çekmiştir. Sürür'ün evinde yapılan aramalarda çok sayıda önemli kağıdın da ele geçirildiği verilen bilgiler arasındadır. Yine olayla ilgili olarak Adana Kozan'da 3 muhtarın çetenin Kozan topraklarına girmesini zamanında haber verdikleri gerekçesiyle tutuklandıkları ve haberi dikkat çekmiştir. 127. sayfadan devam edeceğim. 1935 suikast girişimlerinde Çerkez Ethem'in rolü. Atatürk'ün Katilleri kitabı çok önemli bir kitap, bakın.